Erçöz. Erçöz. Mutfağınızdaki tüm kirleri temizler. Erçöz. Dün yeter mi lan Erzan Bakkal abi? 500 bin dolar. Yuu, 500 bin mi? Dolar mı bir de? Çarp 2 ile. 500 bin Mecnun. 1,5 milyon lira mı vereceksin buraya? Ay senin matematik öğretmenler gününü kutlayayım ben de. 1,5 milyon mu diyor, 500 bin diyor ekstra. Ana! Düş 500. 750 bin mi vereceksin buraya? 1 milyon Mecnun. 1 milyon mu? Abi hemen sat, hemen sat şu anda sat. Ver tapuyu. Karışma oğlum, siz karışmayın ya. Her pazarlığa böyle girmeyin, ben hallederim. Yavuz Bey, böyle tek ayak üstünde kaldınız, olmadı böyle. Ne yapsak acaba? Yani bu serseriler de size rahatsızlık verir şimdi burada. Bize mi geçsek? Nurten'in kurabiyelerinden mi yesek bilemedim. Nurten miydi o? Vaktim yok Erdal abi. Kabul ediyorsan hemen. Ne demek kabul ediyorsan canım? Yani sizden gelen teklif bizim için bir emirdir sizde. O zaman ben ne yapayım? Gideyim de evi tapuyu getireyim ya. Getirdi hemen. Tapuyu alalım da. Senin o bıyıklarını sömüreyim Erdal abi. Bıyıklarını sömüreyim senin. Evi satıyorum, evi satıyorum, 500 milyon dolar, 500 milyon dolar bakkal satılıyor, bakkal satılıyor. Bir benim oldum şurada. İnadına mı yapıyorsun? Satamam diyorum, satmam demiyorum. Satamam. Tamam o zaman uğraşmayalım. Ya sen satmıyorsan İskender abiye gidelim konuşalım. Abi hadi gidelim. Hadi be. Nereye? Nasıl? İyice sen satmıyorsan git Cem İskender'in evini aldın. Hayır! Hayır! Ne yapıyorsun abi? Hayır! Ne yapıyorsun? Ben alamıyorsam o da alamıyorsun. Ben yemiyorsam o da yiyemez. Ne yememesi lan? Erdal bırakmayacağım. Vermeyeceğim de bırakayım. Tamam abi. Vermeyeceğim de sonra. Tamam yeme adama. Bırak ya! Kendilerine bırakın. Ama. Veresiye defteri. Buradaki borçların hiçbirini tahsil etmedik ki, 8 yıldır ödenmemiş. Erdal Bakkal kimse de parasını bırakmaz. Buyurun. Rica ediyorum, asıl siz buyurun. Veresiye alırken hoş ama ödemeye gelince kaçarsınız tabii. Ne diyorsunuz beyefendi? Ne diyorum, borç tahsil etmeye geldim diyorum. Rica ederim zorluk çıkarmayın, verin paramı da gideyim. Ne borcu? Erdal Bakkal'ı olan veresiye borcumuz. İyi de biz bakkaldan alışveriş yapmıyoruz ki. Özrü kabahatinden büyük. Duyun da inanmayın komşular. Bakkaldan alışveriş yapmıyormuş. Zamanında yapmışsınız ama. Tam 8 senedir ödememişsiniz. Bak burada yazıyor. İyi de biz geçen sene taşındık buraya. Orası beni hiç alakadar etmez beyefendi. Burada bakın ne yazıyor? 7 numara. Biz numarayla çalışıyoruz. Kusura bakmayın. Bu borç sizin borcunuz. Ödeyin de gideyim. Tövbe tövbe. Çattık ha. Ne kadar peki? Bakalım. Toplam 27 lira 50 kuruş görünüyor. Sonradan vermesi zor gelir böyle. Al şu 30 lirayı. Üstünde kalsın. Bir dakika, öyle kolay kurtulmak yok. Borcun üzerinden 8 yıl geçmiş. Yasal faiziyle birlikte tahsil etmek durumundayım bunu, kusura bakmayın. Kardeşim sen manyak mısın? Sabah sabah çevreden çıkarma insanı. Ya yürü git işine. Lan yürü git. Lan yürü git. Evet. Hem suçlu hem güçlü tanımının sözlükteki karşılığı gibisiniz. Yalnız ağzınızdan sonradan pişman olacağınız bazı kelimeler çıkmadan önce ya da sonradan pişman olacağınız şeyler yapmadan önce şunu da belirtmek isterim ki benim dayım mafya. Oğlum Erdal Bakkal burası. Erdal Bakkal. Veresiye denmez burada. Ver, kartı ver.
O ne ya? Telefon. Artık telefonumu post cihazı olarak kullanabiliyorum. Baraları buraya indiriyorum. 140 yazdım. Helal et. Al bakalım. Hesabından kontrol edebilirsin. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hayırlı işler. Ha. Hey yav. Hadi git. Evinde mi yiyeceksin? Nerede yiyeceksin kahvaltı? Ev mi? Evde kahvaltı. Ev curcuna. Her gün orada başka bir olay var. Hocam curcuna durduna bizi ilgilendirmiyor. Vallahi de ilgilendirmiyor. Erdal. Ya ayıp ya. Hiç de ayıp ya, değil. Ya ayıp. Nasıl konuşuyorsun ayıp ya? Hiç ilgilendirmiyor. Hiç de enterese etmiyor. Benim derdim bana yetiyor hocam. Yer kalmadı. Kusura bakmayın. Buraya gelen de kabahat zaten. Ne yapayım ben de gidip bari Mecnun'dan beraber şu 24 milyon dolarlık vazonun peşine düşeyim. Hocam. Hocam. Nereye gidiyorsunuz ya? Kahve içecektik daha. Ne kahvesi bakkal, ne kahvesi? Açım diyorum, aç. Tamam. Kahvaltıdan sonra Türk kahvesi içeceğiz. Hocam buyurun oturun ya. Yani o esnada da şu 24 milyonluk vazeyi nasıl alıyorlarmış onu bir bahsederseniz biraz vazeden. Bir aptallık yapacaktır elbet. Paralarım için berabersin benimle. Ya ne parası Erdal? Para dediğin nedir ya? Al. Al hepsi senin. Paralar? Bu paralar arabada mıydı? Hem de üstü açık arabada. Ya çalsalardı? Bu paraların hepsi benim mi şimdi? Hepsi senin. Allah Allah! Maşallah! Kolay gelsin ustam. Bana ustam deme. Döner yiyecektim de. Geç. Ye dönerini. Parasını peşine alırım ama. Ya tamam parasını peşin vereyim usta da sen niye böyle davranıyorsun bana? Oha. Bu ne lan? Nereden buldun o parayı? Nereden çaldın? Çalmadım. Dijitalden kazandım. Dijitalden mi? Dijital bu kadar kazandırıyor mu lan? Oho çok daha fazlasını kazandırıyor usta. Kalanıyla da yatırım yaptım. Nereye yatırdın? Coin'e. Coin'e mi? Kripto para. Dijital para yani senin anlayacağın. Ama sürekli yükseliyor, durmuyor hiç. Ha. Hep mi yükseliyor? Hep. Benim de bir birikmişliğim var biraz. Ne kadar birikmişliğim var? Bir çanta dolusu var. Nereye yatırdın? Toprağa. Arsa mı aldın? Yo, bayağı gömdüm lan parayı. Hırsızı var, uğursuzu var. Yani ortada mı bırakayım parayı? Gömdük işte çantayla. Ama öyle olmaz ki usta. Param durduğu yerde pula döner. Pardon yani Erdal abi. Tamam oğlum. Aramızda lafı mı olur böyle şeylerin? Ustam da senin. Ustam diyebilirsin de. Bir anlat bakalım oğlum. Nasıl bu yani? Nasıl oluyor bu dijital paralar falan? Yani nasıl kazandırıyor durumları? Yani aslında usta doğru yatırımı yaparsan çok deli para kazanırsın. Hatta kendi coin'ini bile üretebilirsin. Kendi coin'imi mi? Evet. Nasıl yani? Erdal coin mi? Gibi. Erdal bakkal coin. Of. Oğlum o zaman çanta parayı getireyim de yatıralım mı dijitali? Yani bence evet. Nasıl gidiyor oğlum? Durum süper usta, uçtu senin coin. Uçtu mu? Nereye uçtu lan? Zirveye usta, zirveye sürekli yükseliyor. Nerede peki? Paran şimdiden 3'e katladı bile usta. 3'e mi katlandı? Evet. Neredeler peki? Bak burada işte. Grafiği görüyor musun? Sürekli yükseliyor. Uçtu gidiyor Erdal Bakkal coinleri. Oğlum nereye uçtu lan? Yani değerine değer katıyor usta. Tamam oğlum katıyor da paralar nerede? Oo 5'e katladı şu an. 5'e katladı. Oğlum 3'e katladı 5'e katladı.
Nerede paralar? Ben paraları elime almak isterim ya. Bana sürekli diyorsun ki şunu katladı, bunu katladı. Ben parayı elimde hissedemezsem, o sıcaklığı yaşayamazsam ne anlamı var ya onun? Nerede oğlum? Öyle bakıyoruz burada. Usta, inanamayacaksın ama şu an sen çok zengin birisin. Ben hiç bu kadar kısa sürede değer kazanan bir coin görmemiştim daha önce. Oğlum zenginlik mi bu? İki tane çizgi gösteriyorsun bana ya. Allah Allah, çizgi film gibi bir şey yani. Zenginlik değil bu. Çizgi bu. Elime sayın benim paraları yani. Böyle para sayılmazsa ben anlamıyorum bir şey. Erdal Bey. Erdal Bey, sizi çok ama çok tebrik ediyorum Erdal Bey. Sağ olun. Yani çok kısa zamanda büyük başarılar kazandınız. Sağ olun. Bu yüzden sizi Kirex etkinliğimizde konuşmacı olarak ağırlamak istiyoruz. Kirex mi? Kireçburnu konferansları. Aynen öyle. Başarılı insanlar gelip bilgilerini ve tecrübelerini paylaşıyorlar. Gençlerin sizden öğreneceği çok şey var Erdal Bey. Onlara bu girişimci ruhunuzu aşılamak istemez misiniz? İstemem vallahi. Niye isteyeyim ya? Niye ben girişimci ruhumu başka insanlara aşılayım ki? Bir sürü insan benim bildiğimi bilecek. O zaman ben nasıl para kazanırım? Olur mu öyle şey? Öyle bir şey değil yani. Esnaflık hanımefendi hiç öyle bir şey. Enteresan bir bakış açısı. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Şöyle yapalım o zaman. Biz bu akşam satılacak olan biletlerden size pay vereceğiz desek. İyi bir pay mı? Oldukça iyi bir pay. Ne yapalım kan? Ha? O zaman olur ha sanki. Ha? Gitsen sen dükkana baksan, ben de gitsem gençlere iki feyiz versen fena mı olur? Usta ben de... Ya... Hayır sen değil canım, sen dükkana bak. İşte biraz şey yapalım, gençlerle konuşalım. Bizi bekliyorlarmış çocuklar ha. Olur tabii. Olur. Buyurun. Tabii, bu yakın bir yerde herhalde. Tabii yakın, hemen gidelim tamam. Biz. Bu paraları peşin alabiliyor muyuz? Tabii o akşam vereceğiz biz size. Ya ama o hiçbir şey yapmadı ki ya. Hepsi benim fikrimdi, benim emeğimdi.